Şimdi önceden ısınmış 275 derece yani fırının en yüksek derecesinde fanlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Benden en çok istek alan tariflerden bir tanesi de sürekli olarak tırnaklı pideydi. Daha önce ben kanalımda tırnaklı pide yapmıştım. Yalnız tırnaklı pideni kendi unuyla yapmıştım. Bu unu makbul diye bir şeyler var ya, kuru yemişçiler. Bu unu ben bir tek orada bulabildim perakende olarak. Başka bir yerde bulamadım. Bir de işte açık ekmek, lavaş ekmeği yapan fırınlardan temin edebiliyorsanız oralarda edebilirsiniz. Marketlerde böyle bir un bulmanız mümkün değil. Onun için herkesin marketlerde bulabileceği undan, normal undan yaptım bunu. Tabii ki bir iki farklı yaptım. Hani o una eşdeğer olması için. Çünkü o unun özelliği kül oranı yüksek olduğu için hamur yoğurduktan sonra mayalandıkça, normalde yukarı doğru mayalanması, kabarması gereken yanlara doğru yayvan bir şekilde mayalanır. Bu şekilde bir özelliği var onun. İşte o özelliği yakalamak için bir iki farklılık ekleyerek bu videomda güzel bir tırnaklı pide yaptım. Sözü daha fazla uzatmıyorum ve videoma başlıyorum. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram un, 350 ml su, 1 yemek kaşığı dolu dolu sirke, 10 gram tuz ve 10 gram yaş maya. Evet, unu tezgahıma döküyorum. Şöyle bir havuz oluşturdum. Tuzu unun kenarlarına döküyorum. Diğer ekmeğe ile etkileşime geçmemesi için. Elma sirkesini döktüm. Herhangi bir sirke olabilir. Benim sirkem organik sirke olduğu için biraz rengi mat. Sentetik sirke de kullanabilirsiniz tabii ki. Suyla ilave ettim. Mayam biraz bayatlamış. Su da eritmem gerekiyor. Yoksa hamurun içerisine karışmayabilir. Evet, hamurumu bu şekilde vur ve katla yöntemiyle yaklaşık bir 6-7 dakika kadar yoğurdum. Böyle elastik güzel bir yapıya kavuştu. Hamuru hiç dinlendirmiyoruz. Şimdi aynı zamanda ticari olarak yapmadığım için göz kararı böleceğim. Tartıya koymayacağım. Bundan 4 adet tırnaklı pide yapacağım. Evet, şöyle güzelce yuvarlak bezelere dönüştürüyorum. Evet. Hamurlarım 1,5 saat dinlendi, mayalandı. Gördüğünüz gibi kendisini saldı. Normal bir unla yaptığınız zaman kendisini salmaz. İçerisine sirke koymamızın nedeni bu. Kendisini salması için. Normalde buna kepekli bir zemin lazım. Yani kepek lazım. İnce buğday kepeği. Elimde yok. Varsa elinizde ince buğday kepeği kullanın. Ben şimdi şöyle mısır unu kullanıyorum. Bununla pidelerimin tırnaklarını vuracağım. Şöyle az bir düzleme yapıyorum gene. Elimle. Evet. Öyle. Şimdi burada bir yemek kaşığı yoğurt var, bildiğimiz yoğurt. Bir tatlı kaşığı da üzüm pekmezi var. Bunları karıştırıyorum. Normalde sadece yoğurtla vurulur da ev fırınlarına, yani ev ortamına uyarladığım için pekmez koyuyorum. Şöyle karıştırdım. Bununla tırnağını vuruyorum. Evet. Tabii bunu da çok fazla üstüne sürerseniz pişmez. Beyaz kalır. Çok fazla değil. Sadece şöyle bir katman vurmanız yeterli gelir. Yani bunun hepsini kullanamam. Mümkün değil. El avuca gelsin diye o kadar koydum. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Tırnak konusuna gelince şöyle basa basa vuruyoruz. Eliniz hamura takıldığı zaman anlayın ki orada şey eksik. Bu yapmış olduğumuz şifa bulamaç eksik. Onunla alakalı.
Evet, bir de bu taraftan. Evet. Evet, tırnaklarını vurduktan sonra üstlerine çiğ susam atıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıp pişirecek olduğum tepsiye alıyorum. Evet, pidelerimi dördünde tepsiye aldım. Şimdi önceden ısınmış 275 derece yani fırının en yüksek derecesinde fanlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. Evet, tırnaklı pidelerimi 275 derecede 7 dakika pişirdim. Şöyle yakından da görebilirsiniz. 2-2 ayrı tepsilerde pişirdim. Hepsini bu tepsiye topladım. Şu anda sıcak. Gördüğünüz gibi çok güzel tırnaklı pideler çıkarttık. Evet, müsaadenizle bir tanesini şöyle kırayım. Siz de görün. Gördüğünüz gibi ip incecik, sert de değil, böyle çok güzel yapıda, çıtır çıtır tırnaklı pide. Gerçekten de fırından aldığımız tırnak pidenin aynısı oldu desem yalan olmaz. Tadıyla, kokusuyla gerçekten de birebir oldu. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Son olarak şunu ekleyeyim. Eğer bulunduğunuz ortamda cam kapı açıksa, hani havadar bir yerdeyseniz, hamur dinlenirken üstüne hani bez örttünüz ya, veya salmıyorsa hamurunuz, üstüne bir de streç örtün veya bir naylon örtün. Bezin üstüne, yalnız üstten. Örtün ki hamur daha çok terlesin ve kendini salsın diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.